kedi mi olurmuş? Her gün bir başka tür acayiplik bu semtte ya. Muhterem hocam anlattı. Öyle kendini yalnız hissedene terapi amaçlı günlük, haftalık, aylık anladın? Değişik bir şey. Yani moralin bozuksa kedi ağlıyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun, mıncıklıyorsun, bakınca geri veriyor. Hah işte. Kedi de mecbur, elden ele geziyor. Mamasını kim veriyorsa onun istediğine gırlayacak, ne yapsın? Anam, görmüyor mu olanı Tülay'ım? Ne? O çocuk kedi pavyonu işletiyor. Anam, hiç beklemezdim. Kız var ya, o kedileri de biziz anam. Allah'ıma kitabıma öyleyiz. Kader kurbanlar. Kız, o kedinin de bizim oğlana borcu var mıdır ha, ne dersin? O kadar değildir herhalde. Şimdi biz ne yapacağız biliyorsun değil mi? Birer helal süt emmiş erkek kedi bulup bunları pavyondan çıkartıp evlendirip ev kedisi mi? Yok, çıkaramadım, bilemedim. Tülay, o kader kurbanlarının kaderi bizim gibi olmamalı. Gidip ani bir baskınla onları özgürlüklerine kavuşturmalıyız. Free, free diyorum. Kalk. Merhaba. Ben de alacağım bir tane. Ama tabii zor karar. Hayat boyu bir evcil hayvan. Aa, bunlar kiralık. Ha, duymuştum. Orası burası mı? İçeride başka çeşitler de var, ilgilenirseniz. Alo, orada mısın? Ha, bakıyor şu anda kedilere ya, kaç para diyeyim? Ha, geldin sen, okey, okey. Ah, işte aynı hikaye ya, sevgilisinden ayrılacakmış bugün. Güzel de kız ha, valla serin. Hemşireymiş. Niye? Nasıl buldun beni? Ne kadar karanlık bir tipsin sen ya. Rahat bırak beni, tamam mı? Bir daha da sakın arama. He. Kedi tırmığı. Çağatay abi sağ olsun çok yardımcı oldu. Okey, aa, Kardo yalnız evde soğuk bira yok. Anahtar sende dedin değil mi? Evet ama ayıp olur mu acaba? Kız, o kendileri biziz, yürü. Ne biçim bir gün bu ya? Ha. Aha, bir kader kurbanı da burada seni. Yedir. Kendinize yeni bir düzen kurun hanım. Hadi dışarı. Dışarıda bambaşka bir hayat var. Hadi. Çıksanıza anam. La git, çıksana. Ne yıllık çıktınız ha, karaktersizler. La git, özgürlüğe koşun, özgürlüğe. Bağırma bana, bağırma bana. Bağıracağına hakkını helal et Tülay'ım. Zalimin zorbanın yıkamadığı Selahaddin'ini mercimek tanesi kadar bir taş yıktı. Çok acıyor. Böbrek ağrısı doğum sancısı gibi derler ya. Allah! Aşkısı! Ne yapalım artık anam? Kız erkek fark etmez, sağlıklı olsun da. Ne bileyim anam, saçmalıyorum üzüntüden. Çok mu fenasın Selahattin'im? Allah'ın tokadı yok ya. Derin.
Merak etme aşkısı. Sen daha demeden ben gıyabına tükürmüş bulundum. İyi o zaman benim gıyabımda da kendisine tüh bil mukabelede. Konsemasyon. İstemiyorsan yapmam aşkısı. Kız sanki o istedi diye hobi olarak yapıyorsun da makreme mi bu? Patrona borcu ne olacak? Selahattin'im, sen orada kıvıl kıvıl kıvranırken aklın burada kalmasın gülüm. Sen iyileşinceye kadar barışız. Konsemasyona da çıkma. Taşı düşür. Sonra Allah'ın izniyle ben yine kuruturum senin iflahını. Sancın mı tuttu? Dayan anam. Filmlerdeki gibi böyle diye nefes al. Taşı düşürsün beni istiyorum. Yüzük yapıp elime takacağım. Ne mübarek bir taş o taş. Seni ne alıp vermedim var bu adamla zerin? Kız senin içinde bulunduğun bu batağı kim düşürdü? Annemle babam ayrıldı. Sonra babam evi terk etti. Gitme o kadar geri lan. Boş batağına diyorum. Selahattin yüzüne bu borca girmedin mi sen? Patronun eline düştük yine. 7-24 şarkı söyleyip oryantel yapsak ne olur? Kız acayip kilo veririz ha. Sen özgeçmişin boyunca kafandan nasıl darbeler yedin be gülüm? 7-24 çalışsak bu borcu ödeyemeyiz diyor. Şu an çok acayip kader kurbanı psikolojisi içindeyim. Asiye nasıl kurtulur ruh halindeyim biliyor musun? Onu Asiye düşünsün ama biz kendi ekmeğimize bakalım. Evet. Bıçak gibi saplanıyor. Çok fena. Vallahi doğumdan beter benim canım. Vallahi beter. Bana bak. Konsomasyon yok değil mi? Yok Selahattin'im. Aklın burada kalmasın. Biz başka yan uğraşlar bulduk kendimize bizim lokelde. Patron da anlayış gösterdi sağ olsun. Zerrinimle sabah 7'de iş başı yapıyoruz. Akşam 6'ya mezeler yetişiyor. Temizliğimizi yapıp giyinip şarkımızı, türkümüzü, oryantelimizi icra edip sabah 5:30 gibi evdeyiz. Yani nereden baksan bir saat uyuyoruz dolu dolu. Senin taşın ne alemde? İnşallah kaya çıksın orasından kaya. Zerrin! Anam benim ne günahım var ya? Dostum gözü kör olsun. 10 kilo fasulye ayıklanır mı? Hayır mevsimi de değil. Hepsinden sazan balığı gibi böyle kıçık çıkıyor. Akşam müşteri kafamıza atarsa para da vermez patron. Tülay'ın tuttu evde yayıp yatmayı biliyor ama diyor Selahattin enişten. Sen de ona zehrin inşallah böbreğinde meteor yağmuru çıkar diyor de bir de tüh. Baş üstüne. Zerrin de çok suratına tükürüyor. Ben biriktiriyorum. Görünce ona toptan iade edeceğim. Hadi kapatıyorum. Sancı girdi. Ah sancı girdi. Koş oğlum, koş oğlum. Aslanım benim, koş. Allah kahretmesin gerizekalı. Ketçap yok mu lan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.